İyimser olmak için nedenler. Aslında başarılı, sağlıklı ve mutlu biri olmak için olumlu düşünmek ve her zaman için iyimser olmak artık bir sır değil. Bunu birçok insan biliyor. Fakat televizyonda izlediğimiz ve duyduğumuz haberlerin çoğu olumsuz. İş arkadaşlarımız moralimizi bozabiliyor. Hatta akraba ve arkadaşlarımız bile üzerimizde zehirleyici etkiye sahip olabiliyorlar. Peki bu durumda nasıl pozitif duruma odaklanıp olumlu düşünebiliriz ki? Hayatta olumlu olmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey bilinçli bir şekilde olumsuz duygulardan kurtulmak ve olumlu duygular, düşünceler geliştirmektir. Başarı biliminde duyguların hijyeni diye bir kavram vardır. Bu bir nevi olumsuz duygulardan kurtulma, arınma halidir. Korku, umutsuzluk, yalnızlık, kıskançlık, kınama bunların yerine daha saf ve berrak duygularla dolu olmalısınız. Aşk, mutluluk, minnettarlık ve iyimserlik gibi. Yazar Debbie Ford'a göre olumsuz duyguların esaretinden kurtulmanın ilk adımı dolu bir hayat yaşamanıza izin vermeyen ve tam anlamıyla kendinizi mutlu hissetmenizi engelleyen olumsuz duyguları anlamaktır. Daha sonra bu duygunun nereden geldiğini tespit edin. Hayatınızı nasıl etkilediğini anlamaya çalışın. Çok geçmeden güven enerjisini hissedecek ve tekrar coşkuyla dolacaksınız. Olumsuz duygular tabii ki de göz ardı edilmez. Onların farkında olmalıyız. Ancak o zaman onlardan kurtulabiliriz. Şu anda sahip olduğunuz kötü ruh hali olumsuz bir şeyleri düşündüğünüzü kanıtlıyor. Mesela gelecek olayların kötü sonuçlanması senaryosu. Mevcut anlaşmazlıkların veya yakın zamandaki başarısızlıkları düşünüyor olabilirsiniz. Kendinizi buna benzer olumsuzlukları düşünürken yakalarsanız hemen şöyle düşünün. Bu olumsuz, yıkıcı düşünceyi nasıl pozitife çevirebilirim? 2008 yılında ekonomik kriz başladığında ben de herkes gibi haberleri takip etmeye başladım. Zamanla şunu fark ettim. Ne zaman ekonomiyle ilgili olumsuz bir haber izlesem ya da okusam moralim bozuluyordu. Ben de o günden sonra televizyon izlemekten vazgeçtim. Akabinde hemen ilham ve enerjiyle dolduğumu fark ettim. Unutmayın, duygusal durumunuzu kontrol edip olumlu bir tutum sergilediğinizde iyimserlik yayıyorsunuz. Bu, kendinize pozitif ve başarılı insanları çekmenizi sağlar. Başarı her zaman pozitif düşünen ve iyimserlik yayan kişilerin ayağına kadar gelir.